Tamam. Arkadaşlar, bugün yapılan duruşmanın yarısında mahkeme heyeti çekilme kararı verdi. Bugüne kadar hazırlık soruşturmasında olsun, mikrofonları biraz indirin, yargılama aşamasında olsun, o kadar çok hukuksuzluk, o kadar çok yasanın çiğnenmesiyle karşı karşıya gelmiştik ki, bunları hepiniz biliyorsunuz. Bu kadar hukuksuzluğun karşısında mahkeme heyeti çekilme kararı verdi. Çekilme kararının gerekçesi olarak tarafsız olmadıklarına, siyasi iktidar, polis, yargı işbirliğinin devam ettiğine, bu yargılamanın polis ve siyasi iktidar baskısı altında yapıldığına dair iddialarımızı gerekçe göstererek geri çekilme kararı verdi. Mahkeme heyeti o kadar çok hukuksuzluk yaptı ki, o kadar çok yargılama ilkelerini, adil yargılama ilkelerini, ceza muhakemeleri usulü yasasının ilkelerini o kadar çok çiğnedi ki, sanığı sırf polis olduğu için o kadar çok kolladı ki, bunların karşısında ileri sürdüğümüz taleplerimizi, haklı taleplerimizi sürekli reddederek bugüne geldi. Bugün bu mahkeme sanığın fotoğraflarını dosyaya getirtemedi. Sanığın gizli sanık uygulamasını devam ettirdi. Buna karşı bütün taleplerimizi reddetti ve sonuçta da mahkeme heyeti çekildi. Aslında kaçtı demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ben sözü Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Burak Yılmaz'a bırakıyorum. Leman abi biraz kaldırabilir misin? Değerli basın mensupları. Sadece söyleyeceğimiz buydu. Şu, biz bu yargılamanın Ethem Sarısu'nun 1 Haziran'da öldürülmesinden itibaren hem savcılık makamı hem Ankara 6 Ağır Ceza Mahkemesi biz şunu belirtmiştik. Siz katil Ahmet Şahbaz'ı kolluyorsunuz, yarın öbür gün atlayacaksınız. Ankara 6 Ağır Ceza Mahkemesi bugünkü celsede bir ara karar kurdu ve çekildiğini beyan etti. Bu çekilme kararına gerekçe olarak bizim söylemlerimizi öne sürdü. Fakat biz bu söylemleri ilk bu celsede söylemedik. 23 Eylül'de yapılan duruşmada, 28 Ekim'de yapılan duruşmada ve son olarak bugün 2 Aralık'ta yapılan duruşmada esasen Ankara 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nin usul hükümlerini nasıl alt üst ettiğini anlattık ve adil bir yargılanma, maddi gerçeğin ortaya çıkması için bizim de yardımcı olacağımızı, dolayısıyla yargılamanın usul hükümlerine uygun olarak götürülmesini talep etti. Ancak Ankara 6 Ağır Ceza Mahkemesi 86 doğumlu bir polis memurunu kendi önüne çıkarıp sorgulamaktan aciz duruma düştü. Biz bugün bu celse bunları yüzlerine söyledik. Yaptıkları usul hataları yüzlerine söyledik. Eğer hukuk fakültesinden mezunsak bunların yanlış olduğunu belirttik. Dolayısıyla 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir sözlü yargılama yapması gerektiğini, hukuk mahkemesi gibi davranamayacağını belirttik. Mahkeme sonuçta bir çekilme kararı verdi. Bu çekilme kararının şöyle okunması lazım. Ankara 6 Ağır Ceza Mahkemesi bugün şunu söylüyor. Ben o kadar hukuksuzluk yaptım ki her celse katılanlar vekilleri bunlar bizim suratımıza söyleyerek ben bu yükün altından kalkamıyorum artık. Utanıyorum. Dolayısıyla ben dosyadan çekiliyorum. Dosyanın çekilmesine Ankara 7 Ağır Ceza Mahkemesi bakacak. Ankara 7 Ağır Ceza Mahkemesi bu çekilme kararının yerinde olduğuna karar verirse bundan sonraki duruşma Ankara 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Fakat Ankara 7 Ağır Ceza Mahkemesi Ankara 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nin çekilme kararını hukuka uygun bulmazsa, bir çekilme sebebi yoktur diye bir karar verirse, yargılama tekrar Ankara 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Teşekkürler.